25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Pazar günü dünyanın birçok yerinde bununla ilgili gösteriler yapıldı, eylemler yapıldı, faaliyetler yapıldı. Kadına yönelik şiddete hayır demek için bir araya geldi kadınlar, hatta erkekler. Kadın cinayetlerini durduracağız, asla yalnız yürümeyeceksin, asla susmayacağız sloganları atıldı. Ellerinde cinayete kurban giden kadınların fotoğrafları vardı birçok göstericilerin. Biz de asla yalnız yürümeyeceksin diyoruz kadına ve bugün kadınla yönelik şiddete karşı mücadele gününü biz de anıyoruz. Ve bunu Evrim Kepenek de yapacağız. Biyanet editörü, kadın ve LGBT editörü galiba, değil mi? Yanlış söylemeyelim. Evrim Kepenek zaten bize diğer yayınlarımızda da bol bol yardım etti. Özellikle her çok teşekkür ediyoruz. Kendisini bugün konuk aldık. Yarım saat tutacağız, fazla tutmayacağız. Çünkü bir üniversiteye gidecek, yine aynı konuyla ilgili bir panele katılacak Evrim Kepenek. Şimdi Biyanet'in bu konuda yayınladığı istatistiğe yer vermek istedim. Çünkü yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden derlediği haberlere göre Biyanet'in erkekler Türkiye'nin birçok ilinde 1 Ocak 2019'dan 20 Kasım 2019 dönemindeki tarihlere yer verilmiş ve 324 günde en az 302 kadının öldürüldüğüne yönelik bir rapor yayınladınız bugün. Bu raporu nasıl hazırladınız, içeriğiyle ilgili biraz bilgi verir misiniz bize? Tabii ki. Biz aslında her ay sizin de bildiğiniz gibi, sizle de paylaştığımız gibi bir erkek şiddeti çetelesi hazırlıyoruz. Ve bunu bütün basını tarayarak yapıyoruz. Haber ajanslarını tarıyoruz. Ve biz toplumsal cinsiyet perspektifinden hazırlıyoruz bu çeteliği. Bu da şu demek, bir erkek bir kadını öldürdüğü zaman biz bu sayıyı alıyoruz. Yani bir trafik kazasını bu sayıya dahil etmiyoruz. Yani öldürülen bütün kadınları almıyoruz. Ya da bir kadın şüpheli bir şekilde yaşamıştır, kaybetmişse bunu da haberimizde belirtiyoruz ama sayıya dahil etmiyoruz. Çünkü belki zaman içinde belli olacaktır. Belki bir erkek öldürmemiştir. Bu nedenle bizim sayılarımız biraz daha diğer platformların, kurumların hazırladığı sayılardan biraz daha düşük oluyor ama şüpheli ölümleri ve faili meçhul cinayetleri de eklediğimizde aslında hemen hemen sayılar aynı ve biz hep şunu söylüyoruz. Sayı değil, kadınlar birer yaşamdır, birer hayattır. Ve her ay hazırladığımız bu çeteleğinin de 20 Kasım'a kadar olan kısmını da topladık. Ve daha önümüzde halbuki bu yıl Aralık bitmesine. Evet, bir ayımız ama daha var. Ama geçen sene de buna benzer bir araştırma yapmışsınız, gene bir çetele tutulmuş herhalde 256 gibi bir rakam gördüm evet, ben. Evet, her yıl dolayısıyla yapıyoruz. Daha bu yıl sanki daha fazla, sanki değil fazla. Ama bu tabii tamamen yerel basına yansıyan ya da internet sitelerine yansıyan rakamlar. Bunlar tabii ki çok resmi rakamlar değil, mutlaka yani resmi aldığınız yerler var mıdır yok mudur bilmiyorum ama. Şöyle başvuru yapıyoruz ama başvurularımıza hani böyle bir konuda araştırma yapılmıyor ya da bunu tutacak bir personelimiz yok şeklinde daha önceden cevaplar verilmiş. Aslında İstanbul Sözleşmesi'ne göre bu rakamlar devlette var çünkü bütün bu şiddetler şey olarak yansıyor. Adli vaka olarak polise ve adliyeye yansıyor aslında. Ama onlar da hani siz de biliyorsunuz 25 Kasım gibi 8 Mart gibi sembolik dönemlerde dönemlere yakın günlerde açıklama yapıyorlar. Mesela Süleyman Soylu yanlış hatırlamıyorsam bir hafta önce bir açıklama yaptı. 299 kadın öldürüldü dedi. Hemen hemen bizim sayımız 302 sizde 299 evet hemen hemen evet, aynı onlar bir hafta önce açıklamıştı. Bizimki hani tamamen basına yansıyan ve biz aslında bu çetelede bir ay sonra tabii ki Ocak, Şubat gibi 14 Şubat'ta hatta bir yıllık çeteleyi de açıklıyoruz biz. Ve şuna da dikkat çekmek istiyoruz. Sadece öldürülen değil 532 kadın da yaralandı erkek şiddeti sonucu. Ve 12 tanesi de 12 kadın da ağır yaralı olarak hastanede. Yani bu çok ciddi bir şey aslında. Yani sadece şiddet sonucu kadınlar öldürülürken büyük bir kısmı da hayata tutunmak için bir mücadele veriyor aslında. Ve belki bir kolu kırılmıştır, belki bir parmağı kırılmıştır gibi küçük fiziksel sorunlar gibi görünse de aslında kadınların ruhları da büyük yara alıyor şiddetten. Şimdi ben bakıyorum. Sivil toplum kuruluşu olarak kadınlara, kadına yönelik şiddetle mücadele için
kurulmuş olan, bizzat bu işi yapan o kadar çok sivil toplum kuruluşu var ki, biz tabii bu yayını hazırlarken hangi birine başvuralım, kimlerden ne alalım diye bir şekilde ciddiyetlerini araştırıp, çünkü sadece Avrupa Birliği yardımları almak için kurulan gördüğüm kadarıyla sivil toplum kuruluşları var ve ben bu konuda ciddi olarak bir sorun yaşandığını düşünüyorum. Bunu da söylemiş olayım bu arada. Sizin kadar ciddi çalışan maalesef çok az sivil toplum kuruluşları. Sizin tabii ki aynı zamanda bir haber verme özelliğini taşıyan bir siteniz var ve yıllardan beri de bunu yapıyorsunuz. Onun için zaten bugün burada davet etmemin nedeni tek önemli, size önem verdiğimiz için. Fakat bu sivil toplum kuruluşları bir araya gelip de bir şekilde hükümeti etkileyebilecek ya da işte resmi makamları da makamlar tarafından ciddiye alınacak bir kıvama gelememiş görünüyor. Ne diyorsunuz? Türkiye'de sivil toplumun işi çok zor tabii. Yani hem sizin söylediğiniz noktada duranlar var ve gerçekten hani gölge olarak hiçbir şey yapmayanlar var. Bir de gerçekten bu işin sorumluluğunu üstlenip sokaklara çıkanlar var, mücadele edenler var. Söylediğiniz konuda da çok haklısınız. O yüzden o gölge yapanlar hani yapıyormuş gibi görünüp projelerden pay alanlar sadece bakıyoruz. Otel masrafları, yeme içme gibi şeylere paralar harcanıyor ama asıl konunun muhatabı olan kadınlara paraların ulaşmadığını da görebiliyoruz böyle durumlarda. Ama biz hep erkek şiddetine odaklanıyoruz. Hani biraz herkes kendi ne yaptığından sorumludur. Biz yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz ve şunun farkındayız. Sizin dediğiniz çok doğru. Piyasada hani ortamda bir şey durumu var. Hani bakanlarda, yetkililerde herkes bir kadına yönelik şiddetten, erkek şiddetinden bir şikayet ediyor sizin dediğiniz gibi. Evet. Ama hiç kimse somut olarak bir şey yapmıyor, bir çözüm sunmuyor. Ya da gerçekten bu kadar konuşuyorsak bu konuyu neden hala çözülemedi ve neden her yıl artıyor? Biraz bunlara odaklanmamız çok önemli. Gerekiyor. Bir 16 saniyelik sizin hazırladığınız bir video var. Onu sesli olarak ve belki tam ekran eğer verebilirsek arkadaşlar tarafından bir fikir versin izleyenlere. Biz erkekler 2019'un 324 gününde 302 kadını öldürdük, 532 kadına şiddet uyguladık. Biz erkek... Evet, bu tamamen bir bugüne has, yani 25 Kasım'a yönelik hazırlanmış bir video, sizin hazırladığınız bir video. Bu biraz önce sözünü ettiğimiz rakamları arka arkaya dile getiren bir şeydi ve bir erkek tarafından seslendirilmiş olması da önemli tabii yani. Bir katilin sesi bu. Ve özellikle kadınların isimlerini de geçirmek istedik. Evet. Bizim bu çalışmalarımızda genelde bana şey soruyorlar. Hani kaç kişilik bir ekibiniz var? Nasıl çalışıyorsunuz? Hem video hem infografikler hem böyle bir liste, istatistik. Biz 3-4 kişiyiz. Videoda bir arkadaşımız, yine infografikte Yağmur Karagöz arkadaşımız, yine bütün bu basın verilerini toplayan, ham haline getiren, aslında nerede kadın öldürülmüş, bunların hepsini bir sayfada toplayan da Ege Öztokat arkadaşımız var. Yine ve teknikte de Korcan Uğur arkadaşımız var. Yani yaklaşık böyle bir 4 kişi. Her ay biz bunu hazırlıyoruz ve aslında başka yerlerde bunlar için 15-20 kişi var belki de ve biz onlara sorduğumuzda bir çetele durumu göremiyoruz. Evet. İşte biraz önceki benim sözünü ettiğim o var olup da hiçbir şey yapmamak şeklinde bir durum var. Maalesef onun da sistemini ben size etmiş olayım, size söylemiş olayım en azından. Çünkü ekranda bunu izleyicilerimiz de bilsinler istiyorum. Kadına şiddet konusunda İstanbul Sözleşmesi diye bir şey var. Bu İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin taraf olduğu, hatta ilk imzacısı olduğu bir sözleşme. Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan bir sözleşme. Çünkü ben bazı yazılanlara baktım, Avrupa Birliği ile karıştırılmış durumda. Evet. Dolayısıyla biz üyesi değiliz Avrupa Birliği'nin diye söylenenler ve Avrupa Konseyi'nin hazırlamış olduğu bir sözleşme. Dolayısıyla Türkiye'nin 1949'dan beri üyesi olduğu, kurucu üyesi olduğu bir kurumdur bu. Türkiye'nin uymak zorunluluğunda olduğu, aksi takdirde Avrupa Konseyi'nde ciddi sorunlar yaşayabileceği bir sözleşmedir.
ilk imzacı ve onaylayan ülkelerden bir tanesi olman, çünkü Türkiye bile Büyük Millet Meclisi'nde onaylamak gerekiyor, onayladılar. Şimdi bize bu sözleşmeyi biraz anlatın. Neden bu sözleşme Türkiye'de maalesef ilk imzacısı, ilk onaylayan ülke olmasına rağmen neden fazla uyulmuyor? Fazla değil, hiç uyulmuyor neredeyse. Biraz da onu anlatın isterseniz, çünkü sizle geçen bağlantıda da bunu konuşmuştuk. Evet, İstanbul Sözleşmesi'ne biz böyle kadınların acil kurtarma noktası, böyle düğme olur ya, o düğme diyoruz aslında. Ve İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik eleştirilerden biri şu, bunu izleyicilerimize mutlaka açıklayalım ki bir kafa karışıklığı olmasın. Hı hı. Genelde İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar, işte sizin söylediğiniz gibi, bu Avrupa Birliği'nin, halbuki alakası yok Avrupa Konseyi, dayatması, Birleşmiş Milletler'in Türkiye'ye bir dayatması, dış mihrakların bizim ailelerimizi bozmak için bir dayatması diyor. Aslında tam aksine, Türkiye topraklarından çıkmış, Türkiye Kadın Hareketi'nin başarısıyla imzalanmış çok önemli ve en ileri düzeyde bir sözleşmeden bahsediyoruz. Ve bu Kadın Hareketi'nin bir çalışması sonucu ortaya çıktı ve adı bu nedenle İstanbul Sözleşmesi. Ve mesela kadını şöyle bakıyor, en yalın haliyle anlatmak isterim ve benim en sevdiğim yönlerinden biri bu. Kadını birey olarak kabul ediyor, yani bir eşit olarak kabul ediyor. Eve mahkum etmiyor, asla kadına şiddet uygulayamazsınız diyor ve şiddetin sorumlusu devlettir diyor. Bu çok önemli. Yani bütün sorumluluğu ne yargıya, ne medyaya, ne kişilere, tamamen devletin sorumluluğuna yüklüyor ve diyor ki devlet bu konuda üzerine düşeni yapmalı. İşte polise eğitim vermeli ki kadınlar yaralanıyor ya da erkekten kaçıp karakola sığındığında, geçen konuştuğumuz programdaki gibi, polis ona koruma vermiyor. Hı hı. Halbuki İstanbul Sözleşmesi'ne göre hemen koruma vermesi lazım. Muhtemelen polis bunu bilmiyor ya da şöyle bakıyor, geleneksel yapı, hani bu anne bu aile arasında olan bir şey, kadın erkek arasında, karı koca arasında olan bir şey, biz buna karışmayalım. Oysa her şiddet çok da toplumsal sonuçlara da neden olabilir. Sizin bugün yayınladığınız raporda tabii detaylar var. O detaylar, kadınların %49'un ateşli silahlarla öldürüldüğü, 149 kadını ateşli silahlarla, 79 kadının bıçakla öldürüldüğüne yönelik filan. Bu detayları vermek istemiyorum tabii. Sonuçta bir şekilde o silahlar gerek bıçak, gerek ateş tabanca kullanılmış, gerek farklı bir şekilde kullanılmış asitli sular, yakmalar filan, hepsi var bunun içerisinde. Şimdi burada tabii benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi, artık sadece Türk vatandaşlığına yönelik değil, bu topraklarda yaşayan yabancı kadınların da o şiddete uğradığına yönelik verdiğiniz bilgiler. Bu tabii artık bunun çok ulusal değil, uluslararası bir sorun olduğunu Türkiye topraklarında yaşananları da gösteriyor, değil mi? Kesinlikle haklısınız ve üstelik onların uğradığı şiddet çok görünür değil. Yani yine Türkiye'de yaşayan kadınlar polise başvurabiliyorlar. Mesela ben geçen bir kadınla röportaj yaptım. Kadın nafaka hakkını ararken terörist ilan edilebiliyor. Çünkü kocası polis, boşandığı kocası daha doğrusu. Ama bir şekilde nafaka hakkında ilerlerken böyle bir durumla karşılaşabiliyor. Sonra kendisinden özür dileniyor, sorun çözülüyor. Ama bu kadın şu cümleyi söyledi bana, çok haklıydı. Evrim Hanım dedi, benim çevremde avukatlar var, gazeteciler var. Ben az çok bir şeyler görmüş, okumuş bir kadınım, sesimi duyurabildim. Böyle binlerce kadın var. Sesini duyuramayan, görünmez olan, Suriyeli olan, Afganistan göçmeni olup bu ülkede yaşamak zorunda bırakılan, ev işçisi olan binlerce kadın var ve her türlü şiddete uğrayıp görünmüyorlar maalesef. Biz onları özellikle belirtiyoruz ki onları da kayıt altına alabilelim diye. Ateşli silahlara değinmemeniz çok doğru yerinde, çünkü aslında yol ve yöntemde göstermemek, evet, gerekiyor. Ama şunu söylememiz lazım, bu ülkede silah satın almak çok kolay. Çok erkekler olmuş. İnternetten bir sipariş verip çok rahat bir şekilde pompalı tüfek alıp karısını öldürebiliyor ve bunu da anlatıyor karısına. Ben diyor sipariş verdim diyor, silah gelince seni öldüreceğim diyen erkekler, evet, var. Bu sayıları da bu nedenle biz veriyoruz aslında. Peki
bu yerel basından ya da internet sitelerinden topladığınız bu verilerle ilgili isimleri çıkartıp işte biraz önce gördüğümüz gibi yayınladığınız raporlarda isim isim veriyorsunuz. Onlarla görüşme yapıyor musunuz? Ailelerle mi? Ailelerle. Maalesef aile. Ya da kadınlar yaralı olanlarla, şiddete uğrayanlarla. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. O kadar çok uğraştım yaralı kadınlarla konuşmak için. Ama inanır mısınız? İnanılmaz derecede korkuyor kadınlar. Evet. Bir kadınla tanıştım. Adını değiştirmiş, mahallesini değiştirmiş, çocuğunun okulunu değiştirmiş. Çünkü adam onun yüzüne asitli su atmış. Ne yapacak başka? Sonuçta çok korku. Evet. Bunun şikayet haline gelmesi bile o insanlar için büyük bir korku değil mi? Evet, çok korkuyorlar. Yani büyük bir ihtimalle şiddete uğrayan o kadar milyonlarca kadın var ki ama bunu şikayet haline getiremiyor korkusundan. Yaralı olmasına rağmen sizinle konuşamadığına göre. Evet, tekrar yaşarım, beni bulur. Benim söylediğim bir cümleden etkilenir ve o bu şiddeti tekrar tetikler gibi şeyleri var ve çok anlıyorum, çok doğru. Bu da işte İstanbul Sözleşmesi'nin yine uygulanmadığını gösteriyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne göre yaralı kadınlar, mesela asitle yüzü yanmış bir kadının tedavisini devletin yapması gerekiyor. Hı hı. Ama siz de biliyorsunuz, hatta Mersin'de böyle bir olay yaşandı. Kadın için kampanya başlatıldı. Ekonomik olarak, çünkü çok zor o ameliyatları yaptırmak. Oysa devlet karşılamalı. Yani erkek şiddeti sonucu yaralanan bir kadının bütün sorumluluğu devlette olduğu için sağlık giderlerini de devlet karşılamalı. Ama bizim ülkemizde tabii bu yapılmıyor. Kadın Türkiye'nin birçok ilinde bu konu bugün protesto ya da eylem ya da bir faaliyet olarak geçecek. Kadıköy'de dün vardı. Biz de ona bir kulak verelim. Bugünküleri de sizden öğrenelim sonra. Erkeği reddettiği için kadınlar öldürülüyor. Bu bahanelerin hiçbirini asla kabul etmiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız. İstanbul Sözleşmesi uygulanacak. İstanbul Sözleşmesi uygulanacak. Asla yalnız yürümeyeceksin. Rabia Nazan. Ne oldu? Rabia Nazan. Ne oldu? Bu özgürlük isteğinin sesini, bu yaşamak isteğinin sesini. Bir erkek. Bütün bu eylemler, daha doğrusu gösteriler sadece 25 Kasım'da olmamalı tabii, bu ciddi bir şekilde bütün yıla yayılmış duyarlılık gerektiren şeyler bunlar, özellikle erkeklere. Bunun içinde sizin yayınladığınız, her ay yayınladığınız rapor var. Sayı veriyorsunuz her ay, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, bir şekilde bir fikir veriyor ve o sayıların da verilmesi her ay kadına şiddet konusunun hatırlatılması anlamına da geliyor. Bu önemli bir davranış biçimi. Yani çünkü bunu bazı çevreler münferit diyor. Hani tırnak içinde tabii ki söylüyorum ben. Yani ne olmuş ki bir kadın öldürülmüş, münferit olur böyle şeyler. Bizim böyle bir bakış açımız yok. Biz diyoruz ki bakın, her ay en az 20 kadın öldürülüyor. Her ay en az 20 kadının öldürüldüğü bir ülkede biz bu münferit diyemeyiz. Hani şunu da demiyoruz. Her gün bu ülkede her gün 3 kadın öldürülüyor. Öldürüldüğü günler de oluyor 3 kadının. Ama her ay sizin düzenli olarak. Ekim ayında verdiğiniz rakam 40 küsürdü galiba. Evet. 42 miydi? Yüksekti bizde de yine. Ama şey değil hani. Bunun böyle münferit olmadığını biraz. Bakın her ay kadınlar öldürülüyor. Öyle münferit değil bu ve bir sorun. Hani çözülmesi gereken bir sorun. Bu kadar işte sadece sizin söylediğiniz gibi sadece 25 Kasım'da, sadece 8 Mart'ta değil. Tabii. Devletin her kurumuyla böyle bir politikası olması gerekiyor aslında. Bugünkü eylemlere de gelecek olursak evet. İstanbul merkezinde, tünelde bu akşam kadınlar 7'de toplanacaklar. Sabah saatlerinde bir yasaklama kararı düşmüştü. Ama az önce gelirken internette okuduğum kadarıyla saat 19'da tünelde kadınlar toplanıyor. Toplanacaklar. Hani o yasak kararı da iptal edilmiş. Baro'nun olduğu sokağa kadar yine tünelde kadınlar yürüyecekler. İnanılmaz bir anlamı var 25 Kasım yürüyüşlerin. Çünkü normalde eyleme gitmeyen, herhangi bir basın açıklamasına gitmeyen, hani evde oturan,
fabrikada çalışan her yerden kadınlar o eylemlere 25 Kasım'a geliyorlar. Tıpkı 8 Mart gibi oluyor. Çok anlamlı, çok özel eylemler bunlar. Çünkü her yerden kadın. Yani hı-hı, marjinal olmadığını da oradan anlayabiliriz tekrar. Hani kadınları marjinal diye ilan edenlere karşı aslında herkes orada yani. Çok bir marjinalliği de yok. Binler... Türkiye genelinde ama yapılacak zaten bu. Evet. Altyazı olarak arkadaşlarımız saat 19'da tünelde kadınlar buluşuyor diye yazarlarsa en azından belki gitmek niyetinde ve tünele gitmek niyetinde olanlar da oraya giderler. Bunun dışında bir etkinlik var. Yani bu sadece yürüyüş yapılacak anladığım evet, kadarıyla. Tünelden İstiklal Caddesi üzerinde baronun olduğu yere kadar bir yürüyüş. Onun dışında herhangi bir aktivite onun var dışında mı? Bildiğim kadarıyla işte üniversitelerin panelleri var. İşte avukatların düzenlemiş oldukları saat 2'de İnsan Hakları Derneği'nde İnsan Hakları Eş Genel Başkanı Eren Keskin'in İstanbul Sözleşmesi'ni anlatacağı bir toplantı var. Böyle etkinlikler var ama esas ana etkinlik akşam 7'de diyebiliriz. Hı hı. Yine siz her ay raporlarınızı yayınlamaya devam edeceksiniz. Sivil toplum kuruluşlarıyla olan çalışmalarınız nasıl gidiyor? Biraz onlarla birlikte herhalde görüşmeleriniz, konuşmalarınız oluyordur değil mi? Mor Çatı Vakfı'yla biz düzenli olarak görüşüyoruz. Yine Kadın Cinayetleri platformundaki arkadaşlarımıza da soruyoruz. Yani ben gazeteci olduğum için haber hazırlayacaksam o ay kadınların onlarla gündeminde görüşürüz. Ne var? İşte nafaka varsa nafaka ile ilgili Mor Çatı'nın araştırmaları var. Onlardan yararlanıyoruz. Hı-hı. Onların sığınma evleri var bir de. Sığınma evlerindeki kadınların durumunu anlatmak istiyorsak yine Mor Çatı'dan destek alıyoruz. Sivil toplum ve basın ne kadar dirsek dirseğe çalışırsa o kadar iyi. Çünkü bilgiler oraya da akıyor aslında. Akıyor. Mahalleleri, sokakları da çok iyi biliyorlar, hakimler. O yüzden bilgi alışverişi mutlaka yapıyoruz. Son olarak Evrim Kepenek büyük bir ihtimalle sizin yaptığınız raporlarda kadına şiddetin daha yoğun olduğu bölgeler mutlaka ortaya çıkmıştır. Ve her ay yaptığınız, verdiğiniz rakamlarda bunu bir şekilde belirlemişsinizdir. Doğu Anadolu tarafı mı acaba? Öyle bir soru çok geliyor ama şöyle bir durum var. İstanbul mu yoksa? İstanbul, çünkü İstanbul nüfusu çok fazla. Tabii. Aslında bununla ilgili bir durum var. Ama biz bunu bir sosyoloğa aslında yorumlatmak istiyoruz. Bölge bölge, şiddetin, tacizin, işte istismarın, çocuğa yönelik istismarın durumu ne? Bir sosyologla bunun araştırmasını yapmayı çok istiyoruz. Üniversitelerle birlikte çalışmayı çok istiyoruz bu konuda. Ancak o zaman bu sorunun cevabı net olarak ortaya çıkabilir. Çünkü muhtemelen ben Rizeliyim mesela. Karadeniz'de de çok yoğun yaşanıyordur. İşte İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'da belki daha görünür oluyordur. Çünkü medya burada, kadın hareketi burada, kadınların doğru, başvuracağı nokta, merkez burası, noktalar burada. O yüzden bunu tam belki 3 yıl 5 yıl sonra biraz daha ilerlersek bunları da belki yoğun, yani şiddeti biraz daha gündemimizden aşağıya çekip şiddetin detaylarına bakmaya başladığımız zaman bu soruların da yanıtları ortaya çıkacaktır. Çıkacaktır. Kutsal bir iş yapıyorsunuz. Kutluyorum. Evrim Kepenek gerçekten de kadına şiddet konusu Türkiye'de çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda ve azalmıyor, artıyor. İşin kötü tarafı, yapılan tüm çalışmalara rağmen, verilen eğitimlere rağmen, duyarlılıklara rağmen medyanın yer vermesi buna yetmiyor. Bir şekilde İstanbul Sözleşmesi gibi önemli bir sözleşme elimizde ve Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşme ve buna da yanaşmak istemiyor anladığım kadarıyla. Demek ki kendileri bildikleri vardır diye düşünüyoruz ama İstanbul Sözleşmesi de bu işin önemli bir sözleşmesi. Kadını da bu ortamdan çıkaracak, kurtaracak bir sözleşme. Birazcık duyarlılığı o taraflara doğru yönlendireceğiz. Siz bir panele gideceksiniz onun için, evet, sizi bu kadar tutacağım. Çok teşekkürler, ben buraya teşekkür katıldınız. Ediyorum. Koşa koşa geldiniz. Kolay bizim gelsin. İçin bir fedakarlık yaptınız. İçin biz de bir şekilde sizin de çalışmalarınızı daha geniş kitlelere duyurmak için mümkün olduğunca birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Evrim Kepenek.